bu süreç içerisinde o açıdan hala hatasını görmemiş olmasını da anlayamıyorum. <laughs> CHP içerisinde değişir mi, değişmez mi? CHP açısından bir başarı mıdır? İşte %25 oy aldı. Zaten %25 oy alıyordu aşağı yukarı Cumhuriyet Halk Partisi. Hı hı. Şimdi içerisinde dört tane siyasi parti diyor ki bu oyda bizim de hakkımız var. Evet. Kemal Bey de söylüyor. E, o, o da hatta. var da diyor. E Tabii. şimdi İyi Parti'nin bazı vekilleri zaten o Sistem sebebi fermuar sistemi miydi Aynen. o Hı -hı. sistem vesilesiyle oraya gitti. orada onun içerisinde altı. e doğal olarak yüzde yirmi değil belli ki CHP'nin oyu yüzde kaç onu da bilmiyoruz. Hı -hı. Her biri kendisinin yani yüzde üç yüzde beş çıkarttığında o zaman herhalde geriye yüzde on beş falan kalacak. Bu CHP açısından Kemal Bey için bir başarı mıdır? Hiç olmazsa bunu sorgulaması gerekirdi. E bu muhasebeyi bile yapmıyor. Artık bilmiyorum gerçekten pes yani. İhsan Bey buyurun sizinle devam edelim. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamaları <laughs> konuşuyoruz. Sonra biraz daha detaylara ineceğiz. Özellikle e, Ekrem İmamoğlu konusuna da değineceğiz birazdan. Buyurun. Şimdi öncelikli olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi özüne döndü. E, geçtiğimiz <laughs> aylarda bir makalede şeyden bahsetmişim. Onu kesip arkadaşlar bana gönderdiler. Hı hı. E, i̇ktidar arayışı Cumhuriyet Halk Partisi'ni bozdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar tutunduğu dayanak neydi? Aslında iktidarı kaybetse de kendileri vesayet yoluyla, hukuk yoluyla iktidardaydılar ya da işte e, tüsiyat çevrelerinin desteğiyle. Ve e, bir Cumhuriyet Halk Partili için iktidar olmaktan ziyade Cumhuriyet Halk Partili olmak önemliydi. Çünkü orada olduğu zaman zaten devletin yarısına hükmetmiş oluyorlardı. Tabii bu e, 2015-16 e, hem Ergenekon hem FETÖ darbe girişimlerinden sonra şey tasfiye edildi, vesayet tasfiye edildi. Siyaset ve bürokrasiye de askere de hakim oldu. Şu an devletin bütün şeyleri, asker ve sivil bürokratları siyaset eliyle çalışıyorlar. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada hükümranlığı kalmadı. Diğer taraftan o ekonomik vesayet çevreleri de dikkatli davranıyorlar. Niyette küresel sermayenin bir parçası onlar. Yani muhalefet, iktidar varken muhalefetle çalışmak gibi bir şeye de düşmek istemiyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugün siyaset yapabilirdi. Orada da bir iktidar arayışına girdi. Kanaatim o ki işte o sürekli hizipçilikle, delege avcılığıyla, genel başkanlık tartışmalarıyla ömür geçiren Cumhuriyet Halk Partisi birkaç yıl bir denklem oluşturarak şeye e, iktidar olmaya heveslendi. Aslında az önce Mahmut abinin dediğini inanır mısınız ben 3 yıl önce birçok kanalda Biraz da bas bas bağırarak şunu söyledim. Dedim ki bu partiler iktidar olmak için yola çıktılar, siyasetleri yok. Siyaset nasıldır? Bir, ülkenin geldiği noktayı şey tanımlarsınız. Karşınızdaki lideri tanımlarsınız. Memleketin durumunu, küresel meseleleri, birçok meseleyi tanımlarsınız. Ve iktidarın hilafına bir 5-10 tane madde çıkarırsınız. Biz bu konularda şu 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 meseleleri değiştirerek memleketi bir adım ileri götüreceğiz. Siz bunu söylemek istediğiniz zaman vatandaşın hepsini beğenme ihtimali yoktur. Vatandaşa bunu serd edersiniz, açıklarsınız. Vatandaş işlerinden 4-5 maddesini belirler, onun üzerinden yürürsünüz. Bu da işte iktidarın ilk gününden bugüne kadar 2-3 yılda olgunlaşır. Son 2 yılda da berraklaşır. Ve vatandaş size döner, siz onlara dönersiniz. Buna siyaset deniyor. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi şunu yaptı. Bence diğer partileri de kendine benzetti. Çok ilginçtir bu psikoloji. Evet. Enteresan psikoloji. Bir böyle zehirli sarmaşık gibi diğerlerini de sardı. <laughs> şimdi ne oldu? 15 günde bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin o akıllı genel başkan yardımcıları bir mevzu buldular. "Vay efendim Tayyip Erdoğan kaçacak." Ya şimdi 15 Temmuz gecesi ölümün üstüne yürüyen adama kaçacak derseniz ya buna fareler bile güler yani. Sonradan yok efendim Man Adası'nda bir şey çıktı, Fan Adası'nda bir şey çıktı ben hatırladığım kadarıyla 128 milyar dolar. Her 15 günde bir ta itaat tarakiden kalma, bir bardak da fırtına koparan ama gerçekte siyaset olmayan. Hatta 2-3 hafta sonra Cumhuriyet Halk kendilerini de unuttuğu meseleler ortaya atla ve buna siyaset dediler. Gelinen noktada da şöyledir. Eğer siz bir siyasetiniz olsaydı masaya çağırdığınız herkes o siyasetin bir parçası olurdu ve orada değer yükselmesi olurdu. Oysa siyasetiniz olmadığı zaman Elmaları, armutları topladınız, bir sepete koydunuz. Sepete biri giri girdiğinde öteki çıkmak zorunda kaldı. En son örnek neydi biliyor musun? Bu facia bir şey. Şimdi HDP'yi masaya almışsınız. Selahattin Demirtaş'ı özgürlük demişsiniz. FETÖ KHK'larını bırakacaksınız. Tamam. Uçlarda olan herkesle anlaşmışsınız. Sonra Ümit Özdağ gelmiş. Türkiye'nin Kurucu Partisine demiş ki, "Bey Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa'nın 4 maddesinden evet. maddesini değiştirmeyeceksiniz diye hükme bağlamışlar. Beraber mutabakat metni imzalamışlar. Bu şöyledir. Bir parti intihar etmek istese ne yapması lazım diye Veya bir partiye tuzak kurmak isterseniz ne yapacaksınız? Kurucu partiye diyeceksiniz ki anayasanın ilk 4 maddesini şey artık ne oldu? Ümit Özdağ Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve rejimin teminatı haline geldi. Değil mi? Ya bu, bu o kadar korkunç bir şey ki yani tarifi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşayacağı travmayı düşünebiliyor musunuz? Ben konuşmaya gelince şöyle gördüm. Bir, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemi Kemal Bey ile sınırlı değil. Bir, yani parti lider yetiştiremiyor. Lider yetiştirememesinin gerisinde de çok çok sebepler var ama en önemli sebep şu, Cumhuriyet Halk Partisi toplumun değerlerine yani toplum değeri derken şöyle laiklik de bir değerdir, modernlik de bir değerdir, tabii modern de, tabii. yaşam tarzı da bir değerdir ama nihayetinde bu ülke imparatorluk imparatorluk bakiyesi, bir ülke medeniyet kurmuş bir ülke. Tarih, din, toplum, Anadolu kültürü bu toplumun ana değerleridir. Diğer şöyledir ya yani modernlik bir dönem dozu artar, bir dönem azalır. demokrasiye zaten herkesin var. <laughs> yani bugün demokrasi inanç noktasında acaba AK Partililer mi daha demokrat? Cumhuriyet Halk Partileri mi diye sorduğunda bence AK Partilerin daha demokrat olduğuna inanıyorum. Devlete bağlılık konusunda eskiden böyle bir şey vardı. Cumhuriyet Halk Partisi kendisinin devletin temsilcisi, rakiplerini devlet dışı zannediyordu. Yok şu ortaya çıktı ki aslında rakipleri devlete daha bağlı. Demek ki medeniyet şeyin aslında bu toplumun var olan değerleriyle Cumhuriyet Halk Partililer büyük oranda çelişik duruyorlar. Öyle olunca da toplumun bütününü kuşatacak lider çıkmıyor. Şöyle yapalım. Ben hani yağmurdan kaçarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin doluya da tutulmaması lazım. Bir figür olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu alın. Memuriyeti var. Emekli memur. İşte dinleyen adam, efendi adam. Tamam kapasitesi az çok tartışılır. Fakat yerine konuşulan adam tam milli felaket. Yani şimdi bir Ekrem İmamoğlu figürünü alın. Müteahhit, hacı yatmaz. Hiçbir tutar tarafı yoktur. Hiçbir fikri yoktur. Efendim değişim kaçırılmazdır. Dünyada değişimin tek şey değişimdir falan filan. Tamam da bunlar ne? Ne diyorsun bu topluma sen? Ha kazara bir İstanbul seçimi kazanıldı. Oradan da milyar dolarlık bir reklam kampanyası kuruldu belediyede. Ya şöyle siyasetsiz gelecek olmadığı gibi reklamla da gelecek olmaz. Zaten ben Kılıçdaroğlu'nun veya şeyin millet İttifakı'nın şeyine baktım tam bir reklam ajansı fikriyatıyla yürüyen bir şeydi. Yani eğer bir siyasal akılla gitmiş olsaydı bu gerçekten yani Deva Partisini al gelecek Partisini al Saadet Partisi, Partisi HDP'yi al ama bunları bir siyasal felsefeyle yanına al yürü o zaman birbirine fayda ve değer katardı. Felsefesi olmayan, siyaseti olmayan, vizyonu olmayan ha bir de şu var. Yani Tayyip Erdoğan düşmanlığı ne ne yani bu nasıl bir şey? Efendim Tayyip Erdoğan karşıtlığını bir araya getirdik. Tayyip Erdoğan düşmanları ona öyle bir öfke var ki ya bu sizin öfkeniz aslında toplumun öfkesi değil. Toplum bir defa seçti, bir daha seçti, bir daha seçti. Ha o zaman demek ki sizin kafanızdaki oluşan paranoya ile toplum gerçeklikleri de birbirle uzlaşmıyor. Ben bir şeyle tamamlayayım bunu. Bu gerçekten hani dosta düşmanı herkese söylediğim şey bir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilham veren akademik yürüs sorununu. Onlar adına Şaban Bey'i araştırıyorum gerçekten hani sağduyulu bir insan. Onlar adına medyada sözcülük yani yapan... Ama İhsan Bey size de size de eleştirilerim olacak da sözlerinizin bitmesi... Hemen, de bence geleceğim. şöyle zaten tartışma programında Şaban şey Bey gayet size, doğaldır yani. Hemen size geleceğim. İkincisi medyada Cumhuriyet Halk Partisi adına sözcülük yapan insanlar gerçekten gerçeklikten <laughs> kopuk. Mesela o if, if, iktidar için biriktirdikleri tam kullanamadıkları öfke kapasitesini şimdi Kılıçdaroğlu'na kullanmaya başladılar. Üçüncüsü bu sosyal medya trolleri bence aldatıcı bir Malif ayna. Malif medya mı? Efendim. Muallif Medya mı? Muhalif Medya'nın e, şeyleri, aktörleri sosyal medya birikimi tam aldatıcı bir iklim Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi için. Bir şey daha var. Şimdi bütün sistem e, yalan demeyelim de ne diyelim onun yerine? Gerçeklik dışı bir zemine kurulduğu zaman gerçeklik dışı destek veren bir araştırma firması grubu da ortaya çıkıyor ki kurumsal firmaların bu hatayı yapmaması lazım. Yaklaşık ona yakında seçimlik e, araştırma firması da eklendi tam birbirini gerçeklik dışı besleyen bir mekanizma oluştu. Ya onun içerisindeki siyasetçi ne yapsın, kılıçdaroğlu ne yapsın? Yani birbirine yalan ayna tutan bir mekanizma sistemi var. Bence şeye sorunu akademik çevrelerdeki tartışmalardan başlamak lazım. Oradan kademe kademe yukarıya gelmekle. Bu bozuk akademik kafa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde oldukça ben Cumhuriyet Halk Partisine diğer işlerin de diğer boyutta olanların da ilham veremeyeceğini düşünüyorum.